Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen çok kıymetli yurttaşlarımız, bugün AKP iktidarının 2023 seçim beyannamesinde aile ve sosyal hizmetler bakanlığının görev alanına giden politikalarla ilgili olarak bir yıllık performansı değerlendirmeye alacağız. Yani 14-28 Mayıs seçiminden bu yana neleri vaat etmişler, neleri yapmamışlar, bunları konuşacağız. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi partimizin 38. olağan kurultayı sonrasında genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel tarafından aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu Gölge Bakan olarak atandım. O günden bu yana da görevimizi e, bakanlığın yaptığı çalışmaları an be an takip ederek sürdürüyoruz. Tabii yıllardır da kalite kadın politikalarını e, şekillendiren e, kadın politikalarını takip eden bir siyasetçi olarak bakanlığın bu dönemde yaptığı her türlü faaliyeti mercek altına aldık ve bunu bundan sonraki süreçte de gene en güçlü şekilde yapmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar Çünkü bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadın ve sosyal politikalar alanında ki tüm çalışmaları çok önemsiyoruz ve buradaki bizim bakış açımız aileyi değil kadını eşit yurttaş olarak gören, kadını güçlendirmeyi esas alan bir bakış açısıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasını ve tüm kırılgan grupların güçlendirilmesini hedefliyoruz. İşte bütün bunlardan dolayı da Bakanlığı an be an takip edeceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Her seferinde özellikle altını çiziyorum. Bizim partimizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının karşılığı Kadın ve Eşitlik Bakanlığıdır. Yani iktidara geldiğimizde bakanlığın ismi de Kadın ve Eşitlik Bakanlığı olacak. Bunu buradan bir kez daha duyurmuş olalım. Şimdi bakanlığın 2023 yılından bu yana yürüttüğü politika ve hizmetlere odaklandığımızda neler gördük? 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimi için biri özet olmak üzere aynı içeriğe sahip iki tane seçim beyannamesi hazırlamış AKP. Ve seçim beyannamelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görev alanına giren politikalarla ilgili vaatlerin birinci yılı da biliyorsunuz bu ay doluyor. 14 Mayıs'ta doluyor. Gelin öncelikle beyannamede yer alan vaatleri ve gerçek dışı beyanları AKP'nin e, itiraf etmek zorunda kaldığı bazı ifadeleri tek tek inceleyelim. Yani onlar da aslında şimdi birazdan inceleyeceğimiz beyannamede bugün geldiğimiz noktada birçok şeyi yapamadıklarını itiraf etmiş oluyorlar. Beyannamede sosyal hizmetler alanında edilecek, yapılacak önceliklerimiz arasındadır gibi soğut, somut olmayan bir takım ifadeler kullanılmış. Yani hep böyle bir geleceğe dair umut vermek istemişler. Hemen birkaç örnekle size ifade edeyim. Mesela beyannamede aile konusunda önümüzdeki dönemde de ailenin fıtratını maddi ve manevi olarak daha da güçlendirmek ve her türlü olumsuz etkiye karşı korumak temel önceliklerimiz arasındadır denilmişti. Erdoğan'ın hatırlayacaksınız iş cinayetleri sonrasında sıkça kullandığı o fıtrat mazereti ve 2014 yılında kadın zirvesinde kadın erkek eşit değildir fıtrata ters anlayışı gene burada da kendisini gösterdi. Kadın cinayetlerine değil Kadın şiddet görse dahi aile bütünlüğünün korunmasına odaklanan iktidar ne bir veri paylaşımı yaptı ne de somut bir hedef belirledi. Elbette aile önemli ama aile içerisinde eğer şiddet varsa o aileye yaklaşım bambaşka olmalıdır. Gene Beyannamede KADES'ten bahsediliyor ve KADES uygulaması kadına yönelik şiddetle mücadelede en önemli araçlarımızdan biri haline geldi ifadeleri bulunuyor. Şimdi kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir bulan bir zihniyet hangi başarıdan söz ediyor? Yani zaten rakamlar önümüzde. E, beyannamede başarı kriteri olarak neyi göstermişler biliyor musunuz? Dağıttıkları afiş ve broşür sayısını. Bakanlık şiddetle mücadeleyi eğer sadece broşür dağıtmaya, afiş ve pankart asmaya indirgiyorsa ki öyle yapıyor vay Türkiye'nin haline. Oysaki kadınlar o pankartların altında katlediliyor. Kadınlar o afişlerin altında şiddet görüyor. Sadece 2023 yılında 248'i şüpheli olmak üzere 563 kadın katledildi. Gene Beyannamede yaşlarımızla ilgili bir bölüm var. Orada yaşlarımızı topluma daha fazla entegre edecek ve sosyal hayatın içine katacağız deniliyor. Oysa ki bunu nasıl yapacağına dair en ufak bir somut hedef yok. Yani dediğim gibi her şey inşallahla maşallahla yürüyor. Gene beyannamede engelliler, romanlar, gazi ve şehit yakınlarına ilişkinde detaylı bir çalışmaya yer verilmediğini gördük. Şöyle özetleyeyim, 481 sayfalık beyannamede romanlara sadece yüksek standartlı demokrasi bölümünde azınlıklar kısmında tek bir paragraf yer verilmiş. Sadece tek bir paragrafta romanlara Karşı neler yapacaklarını ifade etmişler. O da zaten gene son derece e, genel geçer ifadeleri kapsıyor. Burada sadece romanların kurduğu dernek ve federasyonun sayısında e, yaşanan artışla övünüyorlar ve çözüm önerisi sunulmayan romanların örgütlenerek sorunlarına çözüm arayışı içerisinde olması noktasına geldiklerini görmezden geliyorlar. Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen sevgili yurttaşlarımız, 22 yıllık AKP iktidarı açısından bir başarı hikayesi olarak sunulan sosyal yardımların da olduğu bölümleri çok detaylı bir şekilde inceledik. AKP'nin 2023 seçim beyannamesinde sosyal yardım sistemi hakkında vatandaşlarımızın evrak toplama zorunluluğu olmadan sadece kimlik kartlarıyla sosyal yardım başvurusu yapmalarını sağladık deniliyor. Elbette asıl hedef sosyal yardıma muhtaç olmayacak, ihtiyaç duymayacak kadar ekonomik gücü olan bireylerden oluşan bir toplum yaratmak. Hadi bunu yapamadınız ama hiç değilse vaat ettiğiniz gibi sosyal yardımlardan faydalanmak zorunda olan o vatandaşlarımızın bürokratik işlemlerini kolaylaştırın. Yurttaşlarımızı o bürokratik işlemlerle boğmayın. Bir aile bir çocuğu için ekonomik destekten faydalanmak istediğinde bin tane evrak istiyorsunuz. Sağlık raporundan iş kura başvuru yapıp yapmadığına kadar en az beş tane belge isteniyor. Bu da yetmiyor. Kamu kuruluşları tarafından araştırma süreçleri yürütülüyor. E zaten yoksul olan ve yardıma muhtaç hale getirilen aileler için evrak zorunluluğunu aşıp da bir sosyal desteğe ulaşmak gerçekten ciddi bir mücadele haline dönüşüyor. Hani sosyal yardımları tek bir çatı altında toplayacaktınız. Hani yurttaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirecektiniz. Hep yalan, hep dolan. Ayrıca Beyannamede 1986-2002 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan vakıflara aktarılan kaynak yüzde 41'di. Biz şimdi kaynağın tamamını muhtaç aileleri destek için kullandık diyorsunuz. Fakat bu iddia da doğru değil. AKP iktidarı istatiksel oyunlarla bir başarı hikayesi yaratmaya çalışıyor. Bildiğiniz gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 1986 yılında kurulmuştur. AKP iktidarı tarafından kapatılan Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırladığı yıllık programlara baktığımızda uygulamada bu fonun kaynaklarının tamamının sosyal yardımlara ayrıldığı görülmektedir. Örneğin 2001 yılı programında 2000 yılı Eylül ayı itibariyle muhtaç durumdaki yaklaşık 3 milyon 641 bin kişiye sosyal yardım yapıldığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla ülkemizde yoksulluğun azalmasına yönelik ciddi bir önerisi olmayan iktidar, istatiksel, istatistiksel düzenlemeyi başarı olarak sunmaktadır. Gerçek nedir diye baktığımızda, Karşımızda yoksulluğa muhtaç edilen milyonlara iktidarın çözüm üretemediği, bakanlık tarafından da itiraf edildiği ortaya çıkıyor. Bakanlığın 2024-2028 dönemi stratejik planında sosyal politika alanına ilişkin yaşanan tahribat şu şekilde ortaya konmuş değerli arkadaşlar. Enflasyon nedeniyle sosyal yardımların etkinliğinin azaldığı, stratejik hedeflere ulaşmak için ayrılan kaynakların yetersiz kaldığı, işsizlikteki artış nedeniyle sosyal yardım gereksiniminin arttığı, sosyal yardım istihdam ilişkisinin yeterince güçlü kurulmadığı. Bu tespitler aslında itiraf niteliğinde. Yani bakanlıkta neleri yapamadığını özetlemiş oluyor. Özellikle en alt gelir grubuna ait mu, e, muhtaçlarımız, e, en alt gelir grubuna ait olan yurttaşlarımızın 2024 yılında yapılan sosyal yardımlar enflasyonun altında, e, onlara yapılan yardımlar e, enflasyonun altında ezilmiştir, enflasyonun altında kalmıştır. Hemen bir örnek vereyim. 2024 yılında 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaklaşık 800 bin kişi vardır. O kişiye ödenecek yaşlı aylıkları 3.504 lira olarak belirlenmiştir. 3.504 lira. Oysaki hepimiz biliyoruz ki açlık sınırı 20.098 lira. En az 20.000 lira diyelim. Diğer yandan Türkiye'de sosyal destekler sosyal devlet ilkesinden uzak ve bir lütuf olarak verilir hale gelmiştir. AKP iktidarı sosyal yardımları adil, şeffaf, hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmemektedir. Bakanlık stratejik planında sosyal yardımlardaki keyfilik, sosyal yardımlardaki koordinasyonsuzluk ve dağınıklık ortaya çıkmıştır. Ayrıca sosyal yardımlara ayrılan kaynağın Gayri safi yurtiçi hasılaya olan oranın artması gerektiği ve Türkiye aile destek programının kriter kriterlerinin ve yapısının yenilenerek gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin hayata geçirilmesi gerektiği de gene ihtiyaçlar olarak tespit edilmiştir. Bu da yer almaktadır. Bu tespitler aslında partimizin uzun yıllardır dile getirdiği sosyal yardımlara ayrılan kaynağın yetersiz olduğu ve bütüncül bir sosyal destek programına ihtiyaç duyulduğu noktasındaki tespitlerini, yaklaşımlarını da adeta benimsemektedir. Bütün bunlarla da örtüşmektedir. E tabi bozuk saat bile günde bir kez doğruyu gösterebilmekte. Değerli arkadaşlar, gerçekler o kadar can yakıcı ki, Bugün Türkiye'de her beş aileden biri yardıma muhtaç hale geldi. Ülkemizde 2022 sonu itibariyle TÜİK verilerine göre 26 milyon 75 bin 365 hane bulunmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 faaliyet raporuna göre ise sosyal yardımlardan faydalanan toplam hane yaklaşık 5 milyon. 4.989.456. Sosyal yardım alan hane sayısı toplam hane sayısına orantılandığında yüzde 19.2 yani yüzde 20'ye ulaşmakta. Değerli basın mensupları, bakanlığın stratejik planında çocuk yoksulluğundaki artış tespiti de bir çeşit itiraf niteliğinde sunulmuş. Bakanlık, Ekonomik krizin çocuk yoksulluğunun daha da derinleşeceğini e, itiraf etmiştir. Bakanlık ekonomik krizle birlikte yoksulluğun daha da artacağını itiraf etmiştir. Şöyle ki, e, mesela bir başarıymış gibi yoksulluk sınırının altında olduğu için ailesinin yanında, ailesinin yanında destek alan çocuk sayısının plan döneminin sonunda yani 2028 yılında 40 artacağını öngörmekte. Yani bu aslında şu demek. Ailesinin yanında sosyal ve ekonomik destek programından yararlanan çocuk sayısı 2023 yılında 164 bin iken 2028 yılında 2030 bine yükselecek. Bakanlık böyle öngörüyor. Böyle bir artış tespit etmişti. Böyle bir artış olabileceğini tespit etmiş. Bu rakamlar AKP iktidar döneminde çocuk yoksulluğunun ne kadar hızlı bir şekilde arttığını ve artmaya devam edeceğini de göstermekte. Bakanlığın stratejik planında sosyal politikalar alanında ortaya konulan diğer sorunlar ise şöyle özetlenebilir. Deniliyor ki dar gelirli aileler mevcut kreş ve gündüz bakım evlerinin ücretlerini karşılamada zorluk yaşamaktadır. Doğru. Gene deniliyor ki şehit yakını, gazi, gazi yakınları iş ve işlemlerinde referans alınan kanunların dağınık olması sebebiyle iş ve işlemlerin yürütülmesinde zorluklar yaşamaktadır. Gene çocuklara yönelik suça sürüklenme, madde kullanımı, ihmal istismar, şiddet, çocuk işçiliği, çocuk ticareti, refakatsiz olma gibi riskler bulunmaktadır. Bakanlığın 2024-2028 stratejik planında kadınlara yönelik politikaların da yetersizliği gün gibi ortadadır. Adeta partimizin bu alanda önerdiği tüm politikaların ne kadar doğru olduğu kabul edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin kadına yönelik politik önerilerinin temelinde aileyi değil eşit yurttaşlık hakkını e, gören kadını aile içerisinde güçlendirirken birey olarak da güçlendirmeyi hedefleyen bir anlayış vardır. Bunu sürekli vurguluyoruz, sürekli olarak altını çiziyoruz. Bakanlığın stratejik planında erken yaşta evlilik, kadına yönelik şiddet, çocuk işçiliği, çocuk ihmali gibi sosyal problemlerin toplumsal açıdan sorun olarak algılanma düzeyinin yeterli olmaması. Kadınların karar alma mekanizmalarında temsilinin düşük olması. Kadına karşı şiddeti önlemede cezaların yetersiz olması şeklinde tespitlerde bulunulmuş. Günaydın. Ancak Özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuk ihmali gibi sosyal problemlerin toplumsal açıdan sorun olarak algılanma düzeyinin yeterli olmaması şeklindeki tespiti yaratan ve besleyen bizzat iktidarın kendisidir. Başta İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkılması ve sözde din adamlarının kadınları ikinci sınıf vatandaş olarak beyanlarının sessizce izlenilmesi kadına yönelik şiddeti körüklemektedir. körüklemektedir. AKP bu konuda hiçbir şey yapmamaktadır. Bakanlık 2023 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında verilen eğitim, seminer, farkındalık etkinlikleriyle ulaşılan kişi sayısından bahsetmiş ve bu sayının yüksekliğinden e, yüksekliğiyle övünmüştür. Evet, 750 bin kişiye ulaşılması 2028 yılında kadar önemlidir, değerlidir. Biz de eğitim alan kişi sayısının artmasını önemsiyoruz, değerli buluyoruz. Fakat cinsiyetçi dil kullanılmaya devam ettikçe, kadınların kazanılmış hakları her geçen gün budandıkça bu eğitimlerin de bir anlamı kalmıyor değerli arkadaşlar. Önemli olan eğitim sayısının artması değil, zihniyetin değişmesi. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum denilen bir zihniyet tarafından yönetildiğimiz sürece siz istediğiniz kadar eğitim verin. Öncelikle bizim bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Ee, değerli basın mensupları, AKP'nin seçim beyannamesi 2023 belgelerinde aile ve sosyal politikalar bakanlığının görev alanına giren politikalarla ilgili olarak yer alan vaatlerin... 14 Mayıs 2024 tarihi itibariyle gerçekleştirme durumunda detaylı bir şekilde mercek altına aldık demiştim. Bakın şimdi size bunları özetleyeceğim. Ne dediler, ne yaptılar? Daha doğrusu ne dediler, neyi yapmadılar? Bakanlığın vaatlerini altı başlık altında topladık. Size altı başlık altında vaatler ve mevcut durumu kısaca özetleyeceğim. Birinci vaat aileyle ilgili. Deniliyor ki ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacak. Bu kapsamda ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Biz karşılayacağız diyorlar. Gerçek ne? Gerçek. İnşallah demenin ötesinde bir çalışma yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan gündemimizde var. Orta vadede madde madde ele alacağız inşallah tamamen bütçe disipline bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk. Refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refah artış, refahta artış olduktan sonra da her şey daha iyi olacak diyor. Yani dediğim gibi inşallah maşallah. Bir başka vaat gene ailedeki gençlerle ilgili. Deniliyor ki gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlanacak. Bu kapsamda özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamı belirli bir süreyle devlet tarafından ödenecek. Hatta biz ödeyeceğiz diyorlar. Gerçek ne? Sadece işveren payının tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Bir başka vaatlerine gelelim diyorlar ki gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçireceğiz. Bu kapsamda aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasını başlatacağız. Gerçek ne? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş tarafından uygulamanın hayata geçirileceği açıklansa da henüz ortada hiçbir şey yok. Ne zaman hayata geçirilecek? Ne olacak? Detayları ne olacak? Bunu hiç kimse bilmiyor. Gelelim ikinci temamıza. Aile demiştik. Şimdi kadınla ilgili ne gibi vaatlerde bulunduğunu özetleyeceğim. Deniliyor ki bir vaatlerinde erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet konusuna sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşacağız. Bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerçek ne? Gerçek şu. Çocuğun rızasından bahseden zihniyet istismarcıları aklamaya devam ediyor değerli arkadaşlar. Bir başka vaat ne? Kooperatifler yolu ile kadın girişimciliğini güçlendireceğiz. Gerçek ne? Kadın girişimciliği sadece kooperatif kurmayı indirgeniyor. Kaldı ki kadın istihdamına dair bir teşvik falan da uygulanmış değil. Bir başka vaatleri mevsimlik tarım işçileri ile ilgili. Diyorlar ki meyannamede mevsimlik tarış, tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma şartlarını iyileştireceğiz. Ben çokça sahada bulunan bir siyasetçiyim. Tarım emekçisi olan kadınları, çocuklarını, aileleri sıkça görüyorum. Ne şartlarda yaşadıklarını görüyorum. Mevsimlik tarım işçilerinin ne kadar iptidai koşullarda yaşadıklarını birebir bu gözler şahitlik ediyor. Onlar da alanda olsalar bunu görür. En temel hak olan barınma hakkını, eğitim hakkını, Sağlığa erişim hakkını bile yaşayamıyorlar. Bu alanlarda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunlar her yıl tekrarlanırken 22 yıldır iktidarda olan AKP hala şartları iyileştirmekten bahsediyor. Yani 22 yıldır neredeydiniz? Ne yaptınız? Üstelik geçen yıl vaatte bulunmuşsunuz. Son bir yıl içerisinde ne yaptınız? Hiçbir şey yapmamışsınız. Bir başka vaatleri siyaset, akademi, özel sektör, sivil toplum, kamu gibi birçok alanda kadınların yönetim ve karar alma süreçlerine katılımını teşvik edeceğiz diyor. Gerçek ne? Gerçek İstanbul Sözleşmesi'nin fesinden medeni kanunun tartışmaya açılmasına kadar birçok hususta kadınların görüşüne dahi başvurulmuyor resmi olarak alınan kararlarda kadınların kazanımları, talepleri, istekleri yok sayılıyor. Kadınların hakları sürekli olarak budanmaya çalışılıyor. Bir başka vaat çocuklarla ilgili. Aile dedik, kadın dedik, şimdi çocuk. Çocuklarla ilgili ne gibi vaatlerde bulunmuşlar? Mesela şöyle bir vaatleri var. Çocuklar Temel bilimler, teknoloji ve mühendislik alanlarına yönde, yönlendirilmelerini sağlamak üzere e, çocuklar için ilave programlar geliştireceğiz diyorlar. Gerçek ne? Eğitim her geçen gün bilimsellikten uzaklaşıyor. ÇEDES projesi kapsamında manevi danışman olarak görevlendirilen İmam, Vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları okullarda öğrencilere değerler eğitimi veriyor, seminerler gerçekleştiriyor. Okul öncesi ve ilkokul kurumlarında okullara mescit açılıyor. Kısacası laik eğitime savaş açılıyor değerli arkadaşlar. Bir başka vaatleri çocuklarla ilgili akran zorbalığı dair dahil çocuklara yönelik şiddet ve siber zorbalıkla mücadele için gerekli tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz diyor. Peki ne yapıyorlar gerçekler? Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma yürütüyor ancak siber zorbalık konusunda kurumlar arası çalışmalar yetersiz. Siber zorbalıkla mücadele için bakanlık bünyesinde özel bir birim de kurulmamış durumda hala. Gene bir vaat, çocuklar için mini şehir kavramıyla toplumsal hayatta var olan meslekleri oyunlaştırarak icra imkanı veren hayata hazırlıyorum atölyelerini hayata geçireceğiz diyorlar. Burada da ne gibi projeler yaptıklarını hepimiz zaten çok net biliyoruz. Bir de suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir vaatleri var. Diyorlar ki biz suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmasını sağlayacağız. Gerçek ise ülkemizde suça sürüklenen çocuk sayısı 2010-2020 arasında yüzde 148 oranında arttı. Yüzde 148 oranında arttı. Gene bir vaatleri var çocuklarımızla ilgili. Diyorlar ki çocuğa karşı şiddet, çocuk işçiliği, ihmal ve istismara karşı sıfır tolerans ile mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Gerçek ne? Gerçek şu çocuklar okulda olması gerekirken boyundan büyük iş makinelerinin altında can veriyor. İktidar çalışma hayatında çocuk işçiliğine son verecek denetimleri yapmıyor. Yapamıyor değil, yapmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı staj adı altında zor koşullarda çalıştırılan çocuklarla ilgili yaptırım uygulamak yerine teşvikte bulunuyor. Bir çocuk istismara uğradığında adliyelerde defalarca psikolojik şiddete maruz kalıyor. Eğitim kurumlarında ya da tarikatlarda yaşanan istismarlarda cezalandırma yöntemi yerine hemen basın yasağı getirilerek suçluların aklama yoluna gidiliyor, suçların üstü örtülmeye çalışılıyor. Dördüncü temamız da şehitlerle ilgili aile, kadın, çocuk, şimdi şehitler. Şehitlerle ilgili bakın ne vaatlerde bulunmuşlar. Demişler ki tüm kurum ve kuruluşlarda şehit yakınları ve gazilerin iş ve işlemlerinin takip edileceği bir irtibat noktası oluşturacağız. Gerçek ne? Kamuoyuna yansıyan böyle bir faaliyet bulunmuyor. Gene vaat etmişler ve demişler ki şehit anne ve babalarının aylıklarını daha da iyileştirici düzenlemeler yapacağız gerçek ne? Şehit anne ve babaların aylıkları asgari ücretin gerisinde kaldı. Bir başka vaatleri şehit ve gazi çocuklarının kamu burslarının yanı sıra özel burslardan da en üst düzeyde faydalanmasını sağlayacağız. Gerçek ne? Şehit yakınları ve gaziler genel müdürlüğü web sitesinde bu alanda hiçbir açıklama yok. Bu bursların hangi koşulda verileceğine dair en ufak bir bilgi kırıntısı dahi bulunmuyor. Beşinci temamız engelliler. engellerle ilgili bakın neler vaat etmişler ve neleri yapmamışlar. Birinci vaat, iktidarımız döneminde engeller konusunda yapılan düzenlemeler, gerek engeller konusundaki düzenlemeler, gerekse uygulanan programlarla devrim niteliğinde bir dönüşüm gerçekleştireceğiz diyorlar. Bu toplumun engelliye bakışında köklü bir değişiklik meydana gelmiştir. Daha önce engelli vatandaşlarımız evlerinden dışarı çıkmakta zorlanırken şimdi her alanda sosyalleşmelerini sağlayıcı adımlar attık atacağız diyorlar. Gerçek ne? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yani bütün verileri makyajlayan TÜİK tarafından bile 2014-2019 yılları arasında yapılan en güncel Türkiye sağlık araştırmasında ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli olduğu saptanmış durumda. Engelli yurttaşlarımızın sağlık cihazlarından sosyal yardımlara, evde bakımdan istihdama ve toplu taşıma kadar birçok alanda yaşadığı sorunlar çözümlüsüz bırakılmış durumda. Kamuda yüzde dört, özel sektörde ise yüzde üç engelli çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Ancak 5.1 milyon kamu çalışanın olduğu ülkemizde kamuda çalışan engelli sayısı 2023 yılında sadece ve sadece 67.985 olarak açıklandı. Yani bir tarafta 5 milyon, diğer tarafta 67 bin. Kamuda çalışan engelli sayısı toplam çalışan sayısının yüzde %1.3'üne denk geliyor. Bunu buradan tekrar duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatalım. Beşinci temamız yaşlılarla ilgili. Yaşlarla ilgili de birçok vaatlerde bulunmuşlar. Demişler ki, yaşlık alanında sosyal politika oluşturulmasına, sosyal hizmet programlarının uygulanmasına, planlanmasına, geliştirilmesine katkı sunması açısından 65 yaş ve üstü bireylerin ihtiyaç ve sorunlarını bütüncül bir şekilde belirleyeceğiz. Yaşlı bakım sigortası uygulamasını hayata geçireceğiz. Yaşlı dostu kent mekanları oluşturacağız. Çalışma yaşamında olmak isteyen yaşların ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerini destekleyecek ve esnek çalışma koşulları yaratacağız. Ne güzel vaatler, kulağa ne güzel geliyor ama gerçek ne? Gerçekse şu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş TÜİK verilerini kaynak göstererek yaşlıların %64.1'inin mutlu olduğunu öne sürmüş. Bu da gene kulağa iyi geliyor ama gerçekte Yaşlılar yoksulluk kıskacının içine hapsolmuş durumunda, durumda. Emekli maaşı ile geçinemeyen yaşlar çalışma hayatında yaşamını kaybediyor. Yani emeklilik sonrasında çalışmaya çalışıyor ancak iş kazalarında yaşamını kaybediyor. Geçinemeyen yaşlarımız eğer biraz şanslıysa çocukların evine taşıyor, taşınıyor. Muhtaç hale getirilen yaşlılar adeta ölümü beklemek zorunda bıraktırılıyor. Evet, değerli basın mensupları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin korunması ve güçlendirilmesi, yaşlı bakımı, yaşların aktif ve sağlıklı yaşlanması, çocuk bakımı, çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması, engelli bakımı, engellerin toplumsal hayata katılımı ve özel bakım merkezleri, kadının güçlenmesi şehit yakını gaziler yoksullukla mücadele ayni ve nakdi sosyal yardımlar gibi birçok alanda temel alanda politika ve faaliyetler yürütüyor ancak açıklamamızda bakanlığın bu faaliyetleri yürütürken ne kadar yetersiz kaldığını size tek tek sergiledik tek tek anlatmaya çalıştık eşitlik anlayışından uzak, kadını değil aileyi önceleyen, yoksulluğu bitirmeyi değil yönetmeyi tercih eden, çocuğun üstün yararını gözetmeyen gaziler ve şehit yakınlarını kaderine terk eden, yaşlıları tekrarlamak gerekirse toplumun genel olarak yararını gözetmeyen gazi ve şehit yakınlarını kaderine terk eden yaşlıları toplumun dışına iten bu anlayışı biz yekten reddediyoruz. Partimiz iktidara geldiğinde neler yapacağı çok net. Aslında yol haritamız çok hazır. Birincisi eşit bir Türkiye inşa edeceğiz. Sosyal yardımları adil, şeffaf, hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak sağlayacağız. Yoksullukla samimi olarak mücadele edecek ve sosyal destekleri bir lütuf olarak değil, sosyal devlet olmanın bir gerekliliği olarak sunacağız. Engellilerin, romanların, yurtta e, gazilerin, şehitlerin, şehit yakınlarının haklarını bugün olduğu gibi sadece belirli gün ve haftalarda değil, her daim gündemimizde tutacağız. Yaşların yaşam kalitesini yükseltecek, kadınların üzerindeki bakım yükünü alacağız. Yaşlı bakımını kamusal anana taşıyacağız. Yurt dışında ikamet eden yurttaşlarımızın hak gaspına uğramaması için gerekli tüm çalışmaları uluslararası standartlar kapsamında yürüteceğiz. Çocuğa yönelik istismar ve kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşacak İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden derhal yürürlüğe koyacağız. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarına müdahil olacak ve ceza indirimi uygulanmaması için bakanlığın etkin rol almasını sağlayacağız. Aile kurumunun dağılmaması adı altında kadınların şiddet sarmalına hapsedilmesine göz yummayacak ve kadınları bu şiddet sarmalından kurtaracak gerekli adımları atacağız. Nafaka hakkını, kadınların nafaka hakkının gasp edilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ben genel olarak özetlemeye çalıştım. Tabii çok fazla unsur olduğu için biraz uzun bir basın açıklaması oldu. Ben her birinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Eğer soru varsa alabilirim. Peki. <laughs> ben teşekkür ederim. Detaylıydı sanıyorum yeterince. İyi çalışmalar.